Sanki alkışlayan var da teşekkür ediyor. Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette. Sana şu bokları saçıma dökme demedim mi lan? Geçmiş olsun. Bırak be Şerif abi. Müşterinin hali ne böyle? Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi, sen dökülüyorsun. Yok canım. Hafta arası düt düt. Uyuma, televizyonda maç var. Züğürt tesellisi. Asıl sen uyuma. Tosun pavyon ağzına kadar dolu. Bir sigara versene düt düt. Rıfat, yazıyorum ha. Bu üç etti. Otlama lan! Usta, çıkar bakalım bizim şu zuladaki rakıyı. Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha. Demlene demlene derler ona. Neyse işte, götür. Bu bok da böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bomba bu, bomba. Sen her akşam bir beste yapıyorsun. Dertlenmesen, dert etme kendine ye. Dert katma dertlerime. Dertlerim bitmez. Nasıl ama usta? Ya git, herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert. Hiç anlamıyorsun sen bu işten be. Anlamam. Anla, niye anlamıyorsun?
Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz. Ne oldu bizim sade kahveci? Geliyor, geliyor. Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor. Necip Bey geldi mi acaba Celal abi? Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu? Az önce baktım yoktu ama yine bakayım. Amma düştün be pehlivan. O maç %100 berabere. Bas. O kadar. Hadi hayırlı olsun. Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü. Patron içeride mi? Ne vardı? Bir şey görüşecektim. Misafiri var yanında, giremezsin. O karı mı? Sarsma. Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı. Paraya sıkışmış düt düt. Program bitti mi? Yeni başlıyor, buyurun. Gel biraz oturalım. Paltonuzu alalım. Salona paltoyla girilmez beyler. Değerli misafirlerimiz, şimdi de huzurumuzda Recep Feryal Kar, Obel Cancu. Neredesin? Necip Bey'e çıktım. Az önce buradaydı. Seni sordu. Beni mi? İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimsede para yok. Öyle. Selamun aleyküm. Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra al be adam. Yakıyor bu, dikkat et. 4 tane de bana ver. Dertlenme sen, dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez.
Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Dert arama kendine, dertlenme sen. Ah, dert arama kendine, dertlenme sen. Nasıl Rıfat? Çok güzel, bu yeni mi? Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu. Satar. Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın. Ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Bu sefer iş ciddi. Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne 3 kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. 2 odalı konduya 100.000 lira istiyorlar. Kolay gelsin Hüseyin. Eyvallah. Hayırlı sabahlar. Sağ olasın. Bir ev var ama 3 aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor. Günaydın yenge. Günaydın. Erkencisin maşallah. Öyle oldum. Kızından haber var mı? En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş. Lafını bil de konuş Cappar Efendi. Ha. Biz de pavyonda çalışıyoruz. Kağıtçılar kralı geliyor. Merhaba Nazım. Merhaba. 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 Ben işe siz eve ha? Ya Nazım, sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun? Vallahi düt düt geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha. Yavaş be, evdekiler ne yiyecek? Hayırlı işler. Eyvallah. Ne haber Gülsüm? Hiç ne olacak, haberler sende. Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük geldik işte. Çocuklar uyuyor mu? Mükerrem kalktı. Sesin çatallı çıkıyor. Üşüttüm. Her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli. Aman ha. Bir de hastalık çıkarmayın başıma. Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da. Sen dışarıyı görsen. Burası hamam, vallahi hamam. Biraz otur görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev. Tamam tamam anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be. Günaydın baba. Günaydın. Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne? Bir sabah olsun güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın çal oynasın. Bana biraz para verebilecek misin anne? Babandan iste. Anne, babam beni okula yazdıracak. Bak yine uyandırdı çocuğu. Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki... Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum. Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Yaktın benim canımı. Aferin oğlum. Böyle. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı.
Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakayım. Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Aferin aslanım. Gavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker. Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek yoksa anam bizi dövecek. Dün akşam abim geldi. Ne istiyor gene? Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor. Arıyoruz diyemedin mi? Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor. Ne yapacakmışız? Para biriktirin diyor. Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor. Baba bana 1.000 lira verebilir misin? Dosya filan alacağım. Pantolonumu getir. Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım. Ben de alacağım dosya. Dur lan şimdi. Başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor? Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım. Annem arada kaldı. Al baba. Annem arada kaldı. Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir? Akşama yine gelecek. İyi, gelsin bakalım. Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum. Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze? Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse. Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün? Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme. Selam söyle. Bugünler de geçer. Mükerrem. Kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar. Yok yok, merak etme. Havadan sudan. Hoşça kal. Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya dolu. Beceremez çocuk. Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah. Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer. Almaz benim oğlum. Başkasının malını almaz. Almam anne. Tabii almam. Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel. Oldu baba. Ayakkabısı da su alıyor çocuğun. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı. Kimse o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat et mi oğlum? Kenardan git. Giderim anne. Of anam of. Yattın mı? Ne yapayım? Para vermedin. Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz. Fatma uyanır şimdi. Oo, kız o uyanana kadar. Gel. Sen o esmer karıyı yatır yanına. Kimmiş o esmer karı kız? Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya. Ha, ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be? Gülsüm. Gülsüm. Tamam tamam. Gelmiyor musun kız? Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem ana. Kız senin ateşin de var.
Mehmet gelmedi mi? Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı. Cabbar Bey de yattı. Kısmet bizimki değişti. Gece sarılıp yatacağın bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk buradan 6000 lira için ta Çankaya'ya git. Boklu bez yıka. Hanımefendinin donunu, süt yenini topla. Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim valla. Hiç olmazsa 7 yapın abla dedim. Vallahi en az 1000 lirası yol parasına gidiyor. Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok? Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret. Öyle valla. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız. Nereye böyle Hafize teyze? Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirlerse. Bizden de selam söyle. Allah kurtarsın. Sağ olun ya. Sağ olun. O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet mi ne istiyorlarmış? Akşam oluyor. Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk. Ne yaptın? Bütün gün oynadın mı kızım? Baba oynamadım şey. Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı. Aferin ona. Baba Doğan abim torbayı aldı yine gitti biliyor musun? Aslan oğlum benim. Baba Doğan abim geri zekalı mı? Sus kızım çok ayıp. Kim demiş onu? Sevinç abla söyledi. Bok yemiş. Baba bana bir köpek alsana. Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız? Seveceğim. Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. He? Yeah. Anne! 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 Anne bak. Aman kim gelmiş annesinin kuzusu. Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum. Oo, burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım vallahi. Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba? Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu bu saatte ne odunu? Gidiyor musun? Birazdan. Bir şey yemeyecek misin? Ne var? Patates kızartıyorum. İyi koy biraz iyi. Abimi beklemeyecek misin? Bekleriz. Dayım gelecek. Dayım babamı dövecek. Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş, gerizekalı. Baba. Tamam anladık. Ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba? Belediyeci. Belli iyi götürmüştür. Güller
Selamun aleyküm. Buyursunlar abi. Aleyküm selam Osman Bey. Buyur, hoş geldin. Oo pehlivan, sen de mi buradasın? Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin. Bizim Mehmet'inle görüşeceğim. Kaçıyor benden pezevenk. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş. Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı. Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım? Birazdan işi biter. Arada bacım olmasa ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protesto birden yedi. Kanun benim yanımda. İşgalci duruma düştü. İyi akşamlar, buyurun. Arabaya orada bir şey derler mi? Demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip falan gelir. Siz anahtarı bana verin. Oldu. Pehlivan, nasıl bakalım işler? Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz. Kaç para bu festiyer? 500. Gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabii. Ara sıra oluyor. Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor. Ulan düt düt, ne oluyor öyle zartsur? Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin? Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur. Ne yaparsın? Söylerim Necip abiye, siktir eder seni buradan. Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi. Yırt sıkıysan. Boş verdin. Ayıp oluyor Serap, kes artık. Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zartsur. Sen o boruyu ananı öttür. Ona boru demezler, öğlen de öyle çık sahne. Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işi mektebinde okudun da. Uzattınız ama ha. Ben sanatıma laf söyletmem lan. Sanatına sıçayım. Senin o çaldığın klarneti ben kıçımla çalarım. Mehmet abi. Ne var lan? Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor. Şimdi yandı. Vay anasını be. Adam geldi seni burada da buldu. Bulur o beni. Yerin dibine de girsem bulur. Nota bilmez, usul bilmez başımıza besteci kesildi. Hayvan. Askerde 2 boru üflemiş. Hadi kızım yetti artık. Aman be. Hoş geldin Osman abi. Bırak adam dersin. Niye Osman abi, ne yaptık? Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun anlamadım ki. Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9.30'a kadar bekledim. Söyledi. 7'de çıkmışsın evden. Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç. Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden. Param olsa bir gün durur muyum Osman abi? Çalış aslanım. Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi? Bununla bitmez. Akşamdan akşama düttürdü tamam. Sonra bütün gün uyuyorum. Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı? İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap. Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım. Kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin? Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme. Sen çık şu evden de. Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi 2 tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak. Sırada bekliyor. O bir çıksa biliyor musun bunları hiç konuşmazdık. Bırak bırak. O lafları çok dinledik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da. Yok kapış kapış satılacakmış da. Ölme eşeğim ölme. Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum. Ne işiymiş o? Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinesi gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam Osman abi, sen nasıl istersen. Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha. O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni? Hadi bakalım, inşallah. Pehlivan, size kolay gelsin. İyi geceler. Sağ olun Osman bey.
Sen şu Osman Bey'i dinle. Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor. Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Her boku bilir. Kanunları yutmuş. Bakanlıkta odacı. Ne demek? Ankara'nın kalbi. Hayrola Dütçük. Moralim bozuk. He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin. Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik. Bu memlekette karı olacaksın Arif. Millet parayı bunlara döküyor. Sanat manat hikaye. Yara bak. Bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım ulan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş. Çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış. Şişt, yavaş be Opo. Aman al. Paran yoksa ben ısmarlayayım. Büyük karısın Mehta. Yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum. Ulan Düttü. Sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir bok mu aldın? Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen Düttü'de o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı? Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Patlamaz mı bu ha? Güzel valla. Mehtap be. Bak herife yüz vermedin sarhoş oldu. Dut gibiydi zaten pezevenk. Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç. Zil misin ulan? Bildiğin gibi değil. Ne kadar? 300-400. Ha siktir. Çocuğumun ölüsünü öpeyim yok. Yemin etme. Bir yüzlüğüm vardı. Onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun. Para istiyorlar. Bırak anlatma. Babası ne yapıyor? Onun ağzına sıçayım. Erkek mi o? Tamam tamam. Sormadım. Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları. Bir numaran mı var? Var ya. Büyük numara. Gündüz işine başlıyorum. Hı. Ne işiymiş o? Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi pezevenk. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama... Ya bakarsın öyledir. İnşallah. Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım. Tamam oğlum çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz eyvallah. Ama böyle...
Aferin. Dondum be Osman abi. Biraz donacaksın aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Tanıştırayım. Hamdi Bey, enişten Mehmet. Merhaba. Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi Bey bugün bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağın. Kendisinin şu köşede çakmak tezgahı. Çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en işlek yerinde. Sabah 8, akşam 6. Nasıl? İşine geliyor mu? Vallahi günde 10.000'e para demezsin. Duyuyor mu? Haftada 5 gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak. Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Arada Osman Bey var da. Eksik olmayın. Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşine sahip ol. Tamam mı? Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin? Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam. Çakmak taşları. Anladım. Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın. Fırçaları. Tam doldurma sakın. Olur, doldurma. Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der. Anladım. Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de. Olur, öyle derim. Bozuk paralar da burada. Gaz doldurmaya 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten. Anladım. İşte, hepsi bu kadar. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol. Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi Bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Osman abi. Bak şimdi Hamdi Bey, sakın yanlış anlama. Estağfurullah. 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum. Ne dersen o olacak Osman Bey. Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğim. Hangi partiyi tutuyorsun, hangi fikrin adamısın, kim ne derse desin karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım. Anladım Osman Bey. Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma. Tabii, bana ne? Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratlar başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu. Ben de liberal. İşte bu kadar. Şuna bir bakar mısın? Nesi var bunun? Ben ne bileyim kardeşim, bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle. Gazı bitmiş. Doldursana. 200 liradır. Biliyorum. Nereden açılıyor bu? Sen ne biçim çakmakçısın yahu? Onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu? Olmaz mı canım? Düştü mü? Nereye gitti o ya? Bul şunu be kardeşim, bul, işimiz var. Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır. Bak şimdi başımıza gelene, şu aksiliğe bak ulan. Hep beni bulur. 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. 3 gün daha buradayım. Heh, buldum. Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var. Hemen. Tamam, tamam. Ver üstünü. Bozuk yok muydu? Memlekette bozuk para mı kaldı? Öyle vallahi. Buyur. Sağ ol. Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam. Salepçi, sıcak. Salepçi. Doldurayım mı? Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk. Sen burada yeni misin? Öyle sayılır. Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı. Odacı mı? İyi iş yapmış, 2 yıla kalmaz köşeyi döner. Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika. Beğenmedin mi hemşerim?
O kimin çakmağı biliyor musun? Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben? Bizim müdür beyin. Belli. Ağır çakmak. Bizim parayla en azından 500 bini var. Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür? Hediye geldi. Sen şuna rüşvet desene. Bak, kaptın 10 bin kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime verir? Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim. Alışırsın. Böğün ilk. Her işte bir acemilik olur. Akşamlar. Bunun için iyi konuşmuyorlar. Çalışıyormuş. Yok be Osman abi, günahını alıyorlar. Sen öyle san. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum. Hüseyin! Gelsene lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Hüseyin gel buraya dedim. Hepsi iyi de ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi? Uykusuz yürümez. Kaçta çıkıyorsun işinden? Sabah 4. İyi. Eve gel, oyalanma. Yat 2 saat. 8'de orada ol. Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum. Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de 2 saat yat, bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle. Baş üstüne. Yat kalk, bitti. Pezevenk, söylemesi kolay. Babam geldi. Abla babam geldi. İyi be, anladık. Bozuk plak gibi. Öldüm Gülsüm, öldüm. Hemen yatacağım. Bir lokma bir şey yemez misin? Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu? Çekil baba. Hoş geldin baba. Çalış kızım, çalış da memur ol. Niye memur olayım baba, başka iş mi kalmadı? Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı? Odun idare ediyoruz. Etmeyin, yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız. Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledin. Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük eşşoğlu eşek. Ölmüş babamı karıştırma şimdi. Babam dayıma eşşoğlu eşek dedi. Eşşoğlu eşek dedi. Eşşoğlu eşek dedi. Sus lan. Hadi ben yatıyorum. En geç 8:30'da uyandırın ha. Olur. 8'lere biraz kız. Bırak beni. Anne. Şuna baksana. Susun bakayım. Babanız uyuyacak. Gürültü yok. Bırak. Şimdi top atsalar duymam vallahi. Neredesin be Düttüt? Program başladı. Sorma. Uyuyup kalmışım. Necip Bey çok kızdı. Yapma be. Burada mı? Bugün erken geldi. Aksilik işte. Gelmez gelmez bir geleceği tutar, o da bizde patlar. İşe mi başladın? Ne bok yiyeyim. Bu ne be kardeşim? Saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak. Pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. Neredesin sen Düttüt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun. İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem. Kızım, boş ver usulü makamı şimdi. Kim onlar? Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteriyi ayağa kaldırırız be. Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non stop devam. Hadi bakalım. Hadi.
Ha, dütüt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha. Baş üstüne. Alkış patlayınca kaldır herifi, vur yere. Baş üstüne Necip Bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu? Çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Haydi bre pehlivan! Hadi aslanım benim. Lan bu Rıfat. Şimdi sen burada kıçını yırt bir alkış alamazsın. Ayıp oluyor ama Necip abi. Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese. Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle, çok merak ediyorum. Kes lan.
Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım sen boş ver o lafları. Ah. Hadi yürü. Hadi. Sana karısı ararken iyi miydi? Hele, sil hele, sil! Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada 2 saat ya uyurum ya uyumam. Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be. Ziyan yok canım, bakın siz keyfinize. Hadi Rıfat, sen de geç kalma. Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına. Sağ olun. Yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden? Ah, yeter, yeter, gelme üstüme. Şunu bir doldursana. Bir daha 8'i geçirme. Odacılıkta yeniyim. Bir laf gelsin istemem. Tabii canım, ben de istemem. Yarın 8'den önce buradayım. Hadi akşama görüşürüz. Simit taze. Simitçi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ver bir simit de yiyelim. Aferin lan Mehmet. Sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım. Aman aslanım çabuk. Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu? He işte idare eder. Kurmana bak aslanım. Onun eli sana mahkum. Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi. Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah. Akşama görüşürüz. Hah.
Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz. Miting mi? Ne mitingi? Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da. Tencerenin de mitingi mi olurmuş? Senin evde tencere iyi kaynıyor herhalde. Ya ne demezsin, her gün 5 çeşit. Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge? Ne yapacak karın mitingde? Tencere çalacak böyle. Boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın. Boş tencereler çalsın. Yeter hadi hayat ucuzlasın. Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış? Boş tencereler çalsın. Boş bırak tencereler. Seni. Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar. Herkes çalsın bak nasıl ucuzlar. Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat yanlış ucuzlasın. Yanlış çalıyorsunuz bir kere. Bak tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın. Öyle çalsın değil bak böyle. Çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Kalk düt düt, sıramız geldi. He, uyudun mu lan ben yine? Düt düt, ne oldu sana böyle koçum? Ne zaman görsem uyuyorsun. Laf çıkarma kız, uyuduğum yok. Yürü hadi yürü, kıçımız başımıza çıktı, seni beklemeyelim, donuyorum. Çalkala biraz ısınırsın. Ay şöyle bir düt düt konuş, biraz da moralimiz düzelsin. Kaç gündür tabut gibi oturuyorsun. Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu? Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı? Ben de onun biraz ortağı olurum da. Ha sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi. Niyeymiş o? Vallahi affedersin ama çok çalmışsın. Hop. Lafını bil de konuş arkadaşım. İyi yanlış anlama. Onun söylemesi. Gösteririm lan ben ona. Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte? Senin bu Hamdi Bey su koyverdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuş. Bak pezevenge. Ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz. Faik abi. Vay, ne haber düt düt? Nasılsın ya? Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz. Yolunu buluyor musun bari? Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler? Ya, neydi o be? Düğünü bitirir sünnete giderdik. Şimdi millet Teksas'da iş bitirmeye çalışıyor Faik abi. Teyp var oğlum. Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin? Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler... Bir sigaran var mı? Dertlenmesen... Dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez.
Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok, dert arama kendine dertlenmezsen. Aferin lan, bravo. Nasılsın oğlum Mehmet? Sağ ol teyze, iyiyim. Nereden böyle? Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı. Niye teyze? Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış. Hakime karşı mı durmuşlar. Öyle bir şey işte. Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç? Ne ayıp. İnsan biraz alttan alır değil mi? Bir herifle kaçmış. Çok geberes çabuk, çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı? Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden Doğru. kaçtı. Neriman buraya teyze... gel. Ne diyor bu? Söyle. Sen niye erken geldin? Kovuldum. Anlatırım. Cabbar nerede? İçeride. Hadi gidip bir konuşalım. Ayıp olmaz mı? Lan böyle kapının önünde durmak daha iyi. Buyurun. Hadi oğlum sen annenin yanına git. Neriman teyze kaçtı, Neriman teyze kaçtı. Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip, ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Fukarayı zorla katil yapacaklar. Yoksa öyle bir niyeti mi var? Hı. Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak. Ablan sana kağıt versin, resim yap. Hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek? Yakalayınca ne yaparlar? Adamın ağzına sıçarlar. Neriman'ı da döverler mi? Dövsünler orospuyu. Ona mı acıyorsun? Gel şuraya uzanalım kız. Yapma Mehmet, çocuklar ayakta. Kız artık burama geldi ha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta. Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın. O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. 8 odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su, şakır şakır. Ha, çok dinledik. Ulan bir günde yüzün gülsün be. Ne söylesek hayır. Hastayım Mehmet, bilmiyor musun? Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz 2 paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi? Niye? Çalışmak ayıp mı? Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Asittir. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurmam. Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz. Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah. Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de desen de, kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de desen de, kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle
Sevmeye, ah sevmeye. Gülsüm. Gülsüm, aç kapıyı. Hoş geldin abi, buyur. Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu? İçeride uyuyor. Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu. Konuşacaklarım var. Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi. Dayım geldi abla. Abi bari şurada dur, dışarısı soğuk. Hakikaten çok soğuk. Kış geri geldi be. Hoş geldin Osman abi. Remzi Bey, unutma adını. Bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı. Tamam Osman abi. Unutmam Remzi Bey. Remzi Bey, ha. Yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler. Merak etme Osman abi. Tam 7'de oradayım. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Yengeme selam söyle. Baş üstüne. Zahmet oldu abi. Buralara kadar geldin. Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de. Toplanmaya başladınız değil mi? Başladık abi. İyi. Müteahhitin hiç çakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da... ...aman zaman ben durduruyorum. Sağ ol Osman abi. Vallahi sen de olmasan... Bir şey değil de... ...adam badırdanmaya başladı. Geçen gün... ...ne oluyor Osman? Senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi. Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım. Sırtları kuvvetli. Gangster bunlar, gangster. Tabancaları bellerinde. Tabancaları mı var dayı? Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ver şunu, ver. Baba ya. Abla. Lan ne yapıyorsun ufacık çocukla? Mehmet, Mehmet şunun kafasına vurma. Baba. Öğretmen kesildiniz başıma. Bilmediğiniz yok. İnşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu? Az önce tutuşturduk. Soğuk be. Bana mı öyle geliyor? Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor. Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver. Olur. Ne yapacaksın baba? Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi. Öyle deme Mehmet. Bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha. Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun? Ne kızım? Bizi bu evden çıkaramazlar. İstersen çıkma. Herif evi yıkıyor. Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba. Anayasa öyle. Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya. Bir de vurdurtacak mısın bizi? Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin? Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne. Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi? Bak baba. Bakar mısın? Bir dakika. Buyur abi. Bizim kayınbirader Remzi Bey'le konuşmuş da haberiniz vardır herhalde. Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra buyur emret.
Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani. İşçi mi? Ne var? Olamaz mıyım? Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket kalk Şevket! Gir içeriye üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı? Çalgıcı mısın? Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen. Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun? Klarnet. İyi, şamata var bundan sonra desene. Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım. Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın. Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde. Beter ol eşi ol eşek. Kes suyu. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez. Kırnata değil onun adı, klarnet. Ne boksa işte. Nereden buluyorsunuz bunları be? İdare et usta. Teşekkürler.
Sanki alkışlayan var da teşekkür ediyor. Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette. Bana şu bokları saçıma dökme demedin mi lan? Geçmiş olsun. Bırak be Şerif abi. Müşterinin hali ne böyle? Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi, sen dökülüyorsun. Yok canım. Hafta arası düt düt. Uyuma, televizyonda maç var. Züğürt tesellisi. Asıl sen uyuma. Tosun pavyon ağzına kadar dolu. Bir sigara versene düt düt. Rıfat. Yazıyorum ha. Bu üç etti. Otlama lan. Usta çıkar bakalım bizim şu zuladaki rakıyı. Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha. Demlene demlene derler ona. Neyse işte götür. Bu bok da böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bu bomba, bu bomba. Sen de her akşam bir beste yapıyorsun. Dertlenmesen, dert etme kendine ye. Dert katma dertlerime. Dertle... İşten çıkardılar beni Osman abi. Sebep? Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20 bin de verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldum. Lan senin mesleğin içine edeyim. Ayakta uyuyorsun be. Uyuyorum vallahi Osman abi. Bak adam bir imzayla milyonları kaldırıyor. Helal olsun. Götüren büyük götürüyor. Ne olacak bizim ev işi? Mehmet aslanım. Yumurta kapıya dayandı. Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında 3 bestem satışa çıkacak. Sen bana 300 bin versen. 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da 6 aylık vadeye yatırdım. Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi bakayım, mahcup etme beni. Söz Osman abi. Bak şimdi sen böyle diyorsun ama iş böyle olmaz ki. Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım? Ne haber Mükerrem? İyi baba, sen nasılsın? İyi kızım. Kim var? Hafize teyze. Annen yok mu? Fatma ile dayımlara gittiler. O da oturmuyor evinde ha. Bok mu varmış dayınlarda? Hoş geldin Hafize teyze. Hoş bulduk oğlum. Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur. Oturuyorduk Hafize teyze. Yok kızım yok. Baban yorgun. Yatsın uyusun. Doğan nerede? Sokakta baba. Oynuyor. Oynasın oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız. Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer. Sana söyledim ama, değil mi Mehmet? Söyledin Osman abi. Elimizde mahkeme kararı var. Evi tahliye etmezseniz her gün için 1 milyon tazminat alırız. Dedim ama sana, değil mi Mehmet? Dedin Osman abi. Şimdi Remzi Bey, zaten eşyalarını topladılar. Ben kefil oluyorum. Hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 günlüğüne ben yanıma alacağım. Sağ ol Osman abi. Mükerrem bende kalsın isterseniz. Peki teyze. Baba ben. Siz bana gelin. Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum.